2021'in bu son günlerinde kameramı, tripodumu, mikrofonumu aldım. Şöyle güzel bir ortam, böyle Christmas, böyle bir çam ağacının önünde video çekmeyi planladım ki döndük dolaştık tekrar mutfağımıza geri döndük. Stüdyo mutfaktan herkese selam. Videoya geçmeden katıl butonuyla bize yardımcı olan, videolarımızı beğenen, paylaşan, şu an ismi geçen destekçilerimizin hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. 2022'den tek bir isteğimiz var. Onu da videonun en sonuna koyduk. Eğer ki biz sizin zaten sıkı takipçiniziz diyorsanız sarın illeri, videonun sonundaki 2022 temennimizi belki siz gerçekleştirmeye sebep olmuş olursunuz. Herkese iyi seneler diliyorum. Görüşmek üzere. Baş baş kala, çabuk görürsün. Arkadaşlarım kendilerini bilir. Beni niye çağırmıyorsunuz kardeşim? Konu muydu? Düşünsene, seçim var Çin'de. Bir yıl sürer bir sonraki seçime kadar. Anladın mı? Sonra düşmüşüz, arada smaç yok. Karılar, kızlar, we're freak stuff. Para sayar mıyız ya? İnşallah. Para dedikten sonrasını hiç duymadım. Çay, sağ ol. Herkese merhaba. Bugün Kekucu'nun sahiplenme hikayesini anlatacağım. Hem de ta Çin'den İstanbul'a geldik. Bütün bu süreci anlatmak, paylaşmak istiyorum. Başımızdan geçen her şeyi sizle paylaşalım. Eğer siz de bir hayvan sahiplenmek istiyorsanız ya da satın almak istiyorsanız ya da yurt dışından Türkiye'ye ya da Türkiye'den yurt dışına dostunuzu çıkarmayı planlıyorsanız eminim ki bu hikayenin içerisinde işinize yarayacak bazı şeyler bulabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan hikayemize başlayalım. Muhakkak duymuşsunuzdur, esnaf kuryeler şöyle kazanıyor, böyle kazanıyor. Bakalım bugün ne kadar kazanıyor. Evinizde oturun, sokağa çıkma yasağı var şu an ya. İki laf ettirmediniz. Yok canım, değilsin. Crazy falan değilsin. Bizi deli ettiniz. Herkese selam. Leyla ile Mecnun üzerine Matrix'in ilk fragmanı. Bir de Aralık ayında Matrix'in kendisi de geliyor derken vallahi bir can suyu oldu. Böyle hayatımıza bir enerji, bir renk geldi diyebilirim. Leyla ile Mecnun bir de Matrix ne alaka diyorsanız videomuza geçelim. Allah'tan. Herkese merhaba. YouTube tarihinin en hızlı 1000 abonesine ve 100.000 izlenmesine ulaşan kanalını şu an izliyorsunuz. Tam 14 sene sürdü. Şu an sağda solda izlediğiniz bu videoların biri 14 yaşında, birisi 13 yaşında. Daha YouTube içerik kelimesi bile ortalıkta yokken YouTube'a attığımız bazı videolardı. Bunlar eğlence, arkadaşlar arasında paylaşma amacıyla. Joystick'in yeni bir bölümünden herkese merhaba. Biliyorsunuz ki Twitch'te inanılmaz kara para aklamalar, işte dolandırıcılıklar bir süre konuşuldu ve üstü kapandı. Herkes şundan bahsetti. İşte Erasmus Öğrenci Değişim Programı bir eğitim projesi mi yoksa 18 artı bir proje mi? Bugün bundan biraz bahsediyor olacağım. Hepinizin aklına ilk gelen cevabı tabii ki tahmin edebiliyorum ama düşündüğünüz gibi değil. Bu pazara ortak olmayın. Size bunu söyleyen antrenörden uzaklaşın. Tartışmaya bile girmeyin. En yakın mandıraya bırakın ve uzaklaşın. Hayvansal kaynaklı da olsa, bitkisel kaynaklı da olsa kas gelişimi için proteinin, amino asitlerin işlevi aynıymış. Eğer dünyadaki en mükemmel hayatı istiyorsan hangi şartlarda yaşıyor olursan ol. Öyle mi? Koskoca bir kıtanın, şu anki dünyada koskoca bir kıtanın içecek suyu yok. Evrenin kendisi bile mükemmel değilken hayatların mükemmel olmasını insanları motive etmenin ne anlamı var? Sonbahar geldi, havalar soğudu, tekrar ve tekrar hastalıklar böyle kol geziyor dışarıda. Okullardaki çocukların yarısı hasta. Muhakkak ki böyle etrafınızda duymaya başlamışsınızdır. Dedim ki benim buna bir çare, buna bir iksir getirmem lazım. Bayağıdır da multikulkırla bir video çekmiyordum. Sizin için pancardan yola çıkarak şimdi başka bir yerde tarifini bulamayacağınız bir çorba hazırlayacağım. Herkese merhaba. Eğitim içeriklerinin arasında biliyorsunuz ki iş tecrübelerimden de bahsediyorum. Bugünkü konumuz armut.com'dan insanlara hizmet verebilmek adına
kimleri seçiyorum, teklifleri kimlere veriyorum, doğru kişileri nasıl buluyorum bundan bahsediyor olacağım. Bana bir kurye kafanızda oluşturduğunuz gibi acaba tüm işlerden çıkıp hiçbir şekilde bana dokunanın olmadığı, ne müdürle uğraştığın, ne patronla uğraştığın, istediğin zaman çalışıp istediğin zaman çalışmadığın, güzel bir hayal gibi görünen bana bir kurye uygulamasından bahsediyor olacağım. Karşımda bütün öğrencilerin şopur şopur böyle kaburgaları kemirirken nasıl aç kaldığımdan tutun. Seni ilk gördüğüm uykunda bıçaklayacağım, öldüreceğim diyen kıza kadar birçok hikaye başıma geldi. Biliyorsunuz ki ilk videoda pasaport, vize işlemleri, evrak işlemleri, havaalanında karşılaştığım zorluklardan bahsetmiştim. Herkese merhaba. 4250 lira askeri ücretin olduğu bir yerde esnaf kuryelik şu an ne kadar mantıklı, ne kadar hesaplı? Bugün bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü duyduğum kadarıyla kimse ne bir zamdan ne de bir fiyat artışından bahsediyor. Öncelikli olarak bir, bu maske ne zamandır statü göstergesi olmaya başladı? Biri bana bunu açıklasın. Restorana oturuyorsun, garsonların, kasiyerlerin ağzında maske, fakat senin ağzında maske yok. Dur. Video bitti. Herkese merhaba. Bugün kanalımızda daha önce yapmadığımız bir tadım videosu yapacağız. Rusya'dan bavulumuz geldi. Saçma sapan şeyler var içerisinde. Daha önce hiçbirini tatmadık. Paketlerin hiçbiri de açılmadı. Karşınızda bunların hepsini açacağız, tadacağız ve ilk tepkilerimizi, ilk yorumlarımızı yapıyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhaba. Sokakta bir süredir baktığımız, sahibini aradığımız, ev aradığımız bir köpeceğimiz ağır yağmurlar başladı. Bakalım kendisini eve götürmeye, ikna etmeye çalışacağım. Eğer ki ikna edersem videomuz bir vlog'a dönüşüp bir sahiplendirme serisi yapmaya çalışacağım. Umarım ona bir ev bulabiliriz. Görüşmek üzere. Bakalım bıraktığımız yerde mi? En son bayağı ıslanmıştı. Evet. Şimdi seni. Dostumuz burada.